Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda Vestel Ziyafet Pişirici Blender'ın kutu açılışını yapmıştık. Bu videomda çorba pişirme özelliğini deneyeceğim sizlerle beraber. Malzemelerimi büyük büyük doğradım. Blender'ımın içine atıyorum hepsini tek tek sırayla. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmına eklerim ve üzerine de yazarım. Tarif kitapçığındaki tarife bakarak ben bir kez çorba yapmıştım. Fakat fazla pürüzsüz oldu. Bu kez pürüzlü, yani çok tanecikli olması için bol bol malzemeleri koyuyorum. Sıvı yağını 2 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Bir kase sarı mercimek ekledim. Kapağındaki ölçü kabı var, 80 milim kadar. Ben ondan 2,5 ölçü kabı mercimek ekledim. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. ...200 milim kadar ılık su ekliyorum. Damak tadınıza göre baharatlandırabilirsiniz. Ben karabiber ve tuz ekleyeceğim sadece. Dediğim ölçü kabı bu, 80 milim kadar. Kapağımın içine yerleştiriyorum ve blenderımın kapağını kapatıyorum. Bundan sonrasında yapacağımız tek şey tuşa basmak olacak. Sadece malzemeleri hazırlayıp koyuyoruz, başka hiçbir şey yapmıyoruz. Cihazımızı açtık. Ben tanecikli modu seçiyorum çünkü biraz yoğun kıvamlı olmasını istiyorum. Ve ekrandaki yanıp sönen başlat yazısına dokunuyorum. Tanecikli mod 30 dakika, taneciksiz olan ise 35 dakika kadar sürüyor. Yoğun kıvamlı olmasını istiyorsunuz, 30 dakikalık mod yeterli olur sizin için. Ara ara videosunu çekip size böyle yakından göstermeye çalışacağım. İlk 10 dakikasında bu şekilde malzemeleri pişirmeye başladım. Bu arada otomatik temizleme moduyla ilgili de bir video çekeceğim. Onun için de takipte kalın lütfen. Ve en sevdiğim zamandayız şu anda. Yoğun tempoda çalışan erkek ve kadınlar için çok güzel bir ürün. Ben bu şekilde biraz ayrıntılı çektim. Tam olarak görmeniz, incelemeniz için ürünü. Çok güzel kokular geliyor burnuma. Süremiz doldu. Şu anda sıcak tutma modunda. Cihazı kapatıyorum. Direkt olarak kaseleri alıyorum. Ekstra bir tencere ya da kepçe kirletmenize hiç gerek yok. En çok sevdiğim özelliklerinden birisi sanırım bu oldu. Şu kıvama bakar mısınız? Mükemmel görünüyor. Buyurunuz size mis gibi mercimek çorbası. Bu arada tadına baktım, gerçekten çok güzel olmuş. Lezzeti konusunda bir şüpheniz olmasın. Fazla kalan çorbamı da bu şekilde kavanoza dolduruyorum. Vakumlayıp dolapta bekletebilirsiniz daha sonra tüketmek üzere. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.